Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine permütasyonun ikinci testiyle devam ediyoruz. Yukarıda verilen şekildeki gibi O noktasından harekete başlayıp çizgiler üzerinden ok yönlerinde hareket eden bir karınca A noktasına kaç farklı şekilde varabilir diyor. Bakın buradan başlayacakmış A noktasına ulaşmaya çalışacağız. Bakın O noktasından şuraya kaç farklı yoldan gelebilir? Bir yoldan. O noktasından peki buraya kaç farklı yoldan gelebilir? Yine bir durumda. Bakın şu şekilde dümdüz gelebilir arkadaşlar, değil mi? Yani biz buraya gelmesi derken en kısa yolu kastediyoruz. Yani mesela şuraya gelmesine arkadaşlar şöyle gidip şöyle gidip şöyle gidip bakın dolana dolana gelmesinden bahsetmiyoruz. En kısa nasıl gidebilir? Bakın şuradan şuraya kadar gidebilir. Tamam mı? Buraya da yine bir farklı şekilde gelebilir. Aynı şekilde buraya bir farklı şekilde, buraya da bir farklı şekilde. Peki şuraya gelmesi için arkadaşlar bir farklı şekilde bir yoldan buraya gelebilir. Bakın şöyle çizelim. Şöyle gelebilir. Şöyle gelebilir veya direkt buradan gelebilir arkadaşlar. Toplamda 3 farklı yoldan gelmiş olabilir. Şimdi diğer yolları yaparken biraz daha pratik hesaplayalım. 3 ile 1'i topluyorum 4. 1'i de ekliyorum arkadaşlar. Şurası ne olacak? 5. Benzer şekilde bakın 5 ile 1'i toplayacağım 6. 1'i de toplayacağım. Bakın burası da 7 olmuş olacak. Şimdi 3 ile 1'i toplayacağım 4. 1 eklediğim zaman buraya da 5 farklı yoldan gelebilir. 5, 5 daha 10. 3'ü de ekledim. Buraya 13 olacak. Son olarak da arkadaşlar son olarak da 13 ile 7'yi topladım 20. 5'i daha ekledim. 25 olmuş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 2'ye. Yukarıda bir arabanın iç kısmının ön tarafında 3 kişilik, arka tarafında 4 kişilik boş yer vardır. Şekilde de görülüyor zaten. 5 kişiden 2 kişi ön koltuğa, kalan 3 kişi arka koltuğa yan yana aralarında boşluk olmayacak şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi 5 kişiden 2 kişiyi ön koltuğa seçeceğim, değil mi? Nasıl seçerim arkadaşlar? 5'in ikili kombinasyonu şeklinde seçebilirim. Bakın burada önemli bir bilgi daha var. Yan yana aralarında boşluk olmayacak şekilde. Yani ben şimdi iki kişiyi bakın şuraya oturtabilirim veya iki kişiyi buraya oturtabilirim. Kaç farklı seçimim var? İki farklı seçimim var. Peki diyelim ki arkadaşlar model olması açısından şuralara oturttum. Tamam. Peki arkadaşlar bunların da kendi aralarında yer değiştirmesi yok mu? Evet. İki farklı faktöriyel şeklinde yer değiştirebilirler. Peki işimiz bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü daha arka koltukları oturtacağız. İşimiz bitmediğinden dolayı çarpı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkaya da 3 kişi oturacaktı ya. Bunlar yine yan yana ayrılmayacak şekilde şöyle otursalar bir durum veya şöyle oturabilirler iki durum arkadaşlar. İki durum yazdım. Peki örnek olması açısından arkadaşlar yine 3 koltuğa bu şekilde 3 tane çocuk kaç faktöriyel şeklinde sıralanabilir? 3 faktöriyel şeklinde sıralanabilir kendi aralarında. Tamam. Bunları çarpacak olursam 5'in ikili kombinasyonu nedir? 10'dur. Şurası 2'nin küpü yani 8'dir. 3 faktöriyel de 6'dır arkadaşlar. 6 çarpı 8 48. 48 ile onu çarparsam 480 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. 3'e bakalım. Yarıçap uzunlukları 1, 2 ve 3 birim olan merkezlere çakışık 3 farklı renkteki daireler düz bir zeminde üst üste konulacaktır. Üstten bakıldığında renk bakımından kaç farklı görüntü oluşabilir? Biz bir tüm durumları yapalım arkadaşlar. Mesela bakın bu mavi, sarı ve yeşil diyelim. Mavi gelebilir üste. Sonra sarı, yeşil gelebilir. Sonra arkadaşlar mavi, yeşil, sarı gelebilir. Sarıyla başlayanları yazalım. Sarı, mavi, yeşil. Sarı, yeşil, mavi, yeşil, mavi, sarı, yeşil, sarı, mavi. Tüm durumlarımız bunlar arkadaşlar, değil mi? Ben şimdi en üstte mavi olduğu zaman, bak bu en üstte mavi olduğu zaman. Şimdi ne olacak arkadaşlar? En üstte mavi olursa, şimdi mavi yarıçapı en büyük olan bu değil mi? Üstten baktığım zaman ben diğerlerini göremem. Yani bunlar görünmez. Yani sadece ne görünecek burada? Mavi görünecek. Yine yukarıda mavi olduğu durumlar arkadaşlar en büyük mavi olduğundan dolayı yine mavi görünecek. Alttakiler görünmeyecek. Üste sarı olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? Sarıyla mavi görünür. Yeşil görünmez. Değil mi? Yeşil en altta kalır. Yeşil en küçük olduğu için burada ne görünecek arkadaşlar? Sarı ve mavi görünecek. Burada yine benzer şekilde arkadaşlar yeşil görünmeyecek en küçük olduğundan dolayı. Yine burada da sarıyla mavi görünecek. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar yeşil görünecek değil mi? Yeşil görünecek. Mavi sarının üstünde kaldığı için sarı en altta kalacak. Maviden dolayı görünmeyecek arkadaşlar. Burada yeşille mavi görünecek. Burada da
Burada da yeşil görünecek arkadaşlar. Sarı da görünür. Mavi en altta olduğu için ve bu şekilde bir görüntü oluşur. Farklı olanları sayacağız. Farklı olanları da arkadaşlar bakın şunların ikisi de mavi olduğu için birini sayıyorum. Burada da ikisinin arkadaşlar sarıyla mavi olduğu için birini sayıyorum. Tamam. Burada yeşil mavi. Burada üçü de görünüyor. Demek ki 4 farklı görüntümüz oluşmuş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 4. soruya. Yukarıda üstten görünümü verilen 11 daireden 8 tanesinin caddeye cephesi varken diğer 3 tanesinin caddeye cephesi yoktur. Bakın şu 8 tanesi burası, 3 tanesi de burası. Ahmet ve Mehmet caddeye cephesi olan dairelerden birer tanesini. Yani demek ki bu 8 taneden bir tanesini Ahmet seçecek. Geriye kalan 7 taneden bir tanesini de Mehmet seçecekmiş arkadaşlar. Tamam mı? Mert ise caddeye cephesi olmayan dairelerden birini seçecek. Yani şu 3 taneden bir tanesini seçecek. Peki araya niye çarpma işareti koydum? Çünkü arkadaşlar Ahmet seçtiği zaman iş bitmiyor ki. Mehmet de seçecek, Mert de seçecek. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Araya çarpma işareti işlemi koyacağız. 8 çarpı 7 çarpı 3'ten ne gelecek? 21 çarpı 8'den 168 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 5'e. 3 erkek, 4 kız öğrenci fotoğraf çekimi için yan yana sıraya girecekler diyor. 2 erkek öğrenci arasında en az bir kız öğrenci olacak şekilde bu sıralama kaç farklı şekilde yazılabilir? Şimdi 2 erkek öğrenci arasında en az bir kız öğrenci demek ne demek arkadaşlar? Erkekler yan yana gelmeyecek demek. Bak erkekler yan yana gelmeyecek demektir. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle önce bir kızları yazacağız. Tamam. Kızlar kaç tane kız vardı? 4 tane kız var. Aralara ne yapacağız arkadaşlar? Erkekleri serpiştireceğiz. Tamam mı? Erkeklerin gelebileceği de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu kızlar kendi aralarında 4 tane kız kendi aralarında kaç faktöriyel şeklinde sıralanır? 4 faktöriyel şeklinde sıralanır. Peki şimdi erkekleri oturtacağım ya. Erkeklerin oturabileceği 1, 2, 3, 4, 5. Diyelim ki buraya oturttum arkadaşlar. Geri kalan erkek 4 yerden bir tanesine oturur. Geri kalan son erkek de 3 yerden bir tanesine oturmuş olur. Tüm durumumuz bu arkadaşlar. Şıklarda bu ifadeyi arayalım. Değil mi? Şurası 5 olsa, bak şurası 5 çarpı 4 faktöriyel demek ne demek? 5 faktöriyel demek. Değil mi? Burası da arkadaşlar 4 çarpı 3 12 ya. 12'yi de 2 çarpı 6 şeklinde yazarsam 6 çarpı 5 faktöriyelden ne gelecek? 6 faktöriyel gelecek. 2 de kaldı arkadaşlar. 2 çarpı 6 faktöriyelmiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6'ya. 2n artı 1 basamaklı bir sayının n artı 1. basamağına merkez basamak adı verilir diyor. Merkez basamağı eşit uzaklıktaki basamaklarında yazılı rakamları eşit olmayan sayılara asimetrik sayı adı verilir diyor. Buna göre 5 basamaklı kaç farklı asimetrik sayı yazılabilir? 5 basamaklı olacakmış. Hemen 5 basamak yapalım. 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar 5 basamaklı olacak. Bak burada ne diyordu? 2n artı 1 basamaklı. Birimlere dikkat ettik değil mi? Burada 5 olacak arkadaşlar. 2n artı 1 5 ise n burada ne olacak? 2 olmuş olacak. Değil mi? 2 yazdığım zaman 2 artı 1. basamak ne oluyor? 3. basamak. 3. basamak da burası arkadaşlar. Bu basamağa diyor merkez basamak adı veriliyormuş. Merkez basamağı yani şuraya, ortancaya eşit uzaklıktaki basamakları da yazılı rakamlar. Hangileri onlar eşit uzaklıkta? Bak şunlar eşit uzaklıkta. Bir de şunlar eşit uzaklıkta. Değil mi? Eşit olmayan sayılara asimetrik sayılar deniyormuş arkadaşlar. Tamam. Kaç farklı asimetrik sayı yazılabilir? Şimdi bu ortancaya herhangi bir kriterimiz yok ya arkadaşlar. Hepsi gelebilir. Doğru mu? 10 tane rakamımız var. 10 tanesini de ben kullanabilirim. Şimdi 5 basamaklı olacağından dolayı şuraya arkadaşlar sıfır gelemeyecektir. Sıfır gelemeyecek. Sıfır gelemeyeceğinden dolayı geri kalan 9 tanesi gelebilir. Şimdi buraya son basamağı arkadaşlar ne olacak? Sıfır gelebilir. Ama sıfır gelecek. Ama şu başa gelen sayı gelemeyeceğinden dolayı ne olacak yine? 9 tane sayı gelmiş olacak arkadaşlar. 9 tane sayı gelmiş oldu. Şimdi şuraya da 10 farklı sayı gelebilir. 10 farklı sayı gelebilir. Herhangi bir kriter falan yok. Rakamları farklı olacak diye bir şey demiyor. Şimdi buraya 10 geldiyse buraya gelen sayının diyelim ki buraya 3 yazdık. Tamam mı? O zaman buraya 3 gelemeyeceğinden dolayı geri kalan 9 taneden bir tanesi gelmiş olacak. Tamam. Bu şekilde oluşturabiliriz. Şimdi burada kaç tane var? 3 tane 9 var. O da 9 üzeri 3'tür. Bir de onun karesi var arkadaşlar. 9 üzeri 3, 3 üzeri 3'ün karesi demek. Bir de 3. kuvveti var.
Bu da ne yapacak arkadaşlar? 3 üzeri 6 çarpı 10'un karesi yapacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Bence fena soru değil ya. Buna bir yıldız atabiliriz. Ve gelelim 7. sorumuza. A kümesinin elemanlarıyla oluşturulabilen 3 basamaklı rakamları farklı sayıların kaçı 300'den büyüktür diyor. Şimdi 3 basamaklı olacak arkadaşlar. Rakamları farklı olacak. Buraya ne gelebilir? Bakın 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir. Şimdi 3'ü ayrı, 4'ü 5'i niye ayrı incelemiyoruz? Çünkü arkadaşlar burada zaten 0, 0 olmadığı için buraya benim 3 ile başlayan yazacağım hepsi zaten 300'den büyük olmuş oluyor otomatikman. O yüzden ayrı değerlendirmeye gerek duymadık. Tamam mı? Yani ayrı değerlendirsen de yine farklı bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Tek hamlede yapmak adına bunu yapıyorum. Yüzler basamağına 3, 4, 5'ten bakın 3 farklı durum söz konusu. Ne olacak? Rakamları farklı olduğu için arkadaşlar diyelim ki işte 3'ü seçtim. Tamam. Diyelim ki 3'ü seçtim. Geri kalan 4 taneden bir tanesini buraya seçeceğim. Diyelim ki o da 2 olsun arkadaşlar. Geriye kalan 3 taneden birini de buraya seçeceğim. Bunları da çarptığım zaman ne gelecek arkadaşlar? 30, 36 geliyor değil mi? Evet. 36 geliyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 8'e. Kümesinin elemanlarıyla oluşturulan 3 basamaklı rakamları farklı sayıların kaçında? 2 rakamı 3'ün solunda bulunur. 3 basamaklı olacak. 2 3'ün solunda olacaksa arkadaşlar 2 burada olur, 3 burada olur, değil mi? Başka ne olur? 2 buradaysa 3 burada olur. Başka ne olur? 2 buradaysa 3 burada olur arkadaşlar. Evet. Şimdi 2'yi seçtim tek durum. 3'ü seçtim tek durum. O zaman rakamları farklı dediğinden dolayı arkadaşlar 2 tanesini 2 ile 3'ü kullandık zaten. Geriye kaldı 3 seçeneğimiz. Tamam. 1, 4, 5'ten bir tanesi gelecek. 3 durum. Şimdi 2 ile 3'ü seçtim zaten. Buraya seçim hakkım yok. Yine 1, 4, 5'ten 3 tanesi buraya gelebilir arkadaşlar. 2 ile 3'ü seçtim. Seçme hakkım yok. 1, 4, 5'ten yine arkadaşlar 3 durum burada söz konusu. Toplamda burası için bakın 3. Burası için 3 durum. Burası için 3 durum. Toplamda 9 durum olmuş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 9'a. Matematik kelimesinin harfleri yer değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 9 harfli kaç kelime oluşturulabilir? Bu nedir arkadaşlar? Tekrarlı permütasyon. Peki nasıl buluyoruz bunu? Tüm durumları pay kısmına yazıyoruz. Tekrar edenleri de paydaya yazıyoruz. Tüm durum kaç harfli arkadaşlar? 2, 4, 6, 9. 9 faktöriyeli yazdım. Bölü tekrar edenler. Bakın M harfi 2 tane tekrar etmiş. O yüzden 2 faktöriyel yazıyorum. A harfi 2 tane tekrar etmiş. O yüzden ne yapıyorum? 2 tane yazıyorum arkadaşlar. A'lar da gitti. T harfi bakın 2 tane tekrar etmiş. 2 faktöriyel yazıyorum. E harfi yok. Tekrar etmemiş. Bakın şunları da sildik. I harfi ve K harfi de tekrar etmemiş arkadaşlar. Buna göre bakın 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diyelim. Burası da çarptığım zaman 8 gelecek. Değil mi? 8'ler birbirini götürecek. 9 çarpı 7 faktöriyel geliyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik ona. 10 soruluk bir sınavda her bir sorunun doğru cevabı A, B, C, D veya E seçeneğidir. Bu sınavın cevap anahtarı her bir doğru cevap seçeneğinden ikişer kez kullanılmak koşuluyla kaç farklı şekilde oluşturulabilir? İkişer kez diyor arkadaşlar. Her şıktan. A'dan 2 tane olacak. B'den 2 tane olacak. C'den 2 tane olacak. D'den 2 tane olacak. E'den de 2 tane olacak. Bu yine tekrarlı permütasyon olmadı mı? Evet. 10 seçenek için 10 faktöriyel. Tekrar edenler. Bak 2 tane A tekrar ediyor. 2 faktöriyel. 2 tane B tekrar ediyor. 2 tane C. 2 tane D. 2 tane E. Buradan da arkadaşlar 10 faktöriyel bölü. Burası hep 2. Kaç tane 2 var? 5 tane 2 var. 2 üzeri 5'ten ne gelecek? 32 gelecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 11'e. Yukarıda verilen boyutları özdeş 6 kare bir masa üzerine yan yana ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilecektir diyor arkadaşlar. Buna göre pembe karelerin yan yana olduğu kaç farklı dizilim yapılabilir? Pembe kareler yan yana olacaksa bunu ne yapacağım? Yuvarla geçini alacağım ve bir taneymiş gibi kabul edeceğiz. O zaman toplamda kaç tane olmuş oluyor? 1, 2, bakın şu mavi komple bir tane kabul ettim. 3, sarıyı da ekledim. 4. Ne olacak arkadaşlar? 4 faktöriyel. Bölü tekrar edenler. Tekrar edenler hangisi arkadaşlar? Tekrar edenler hangisi? Bakın şu iki tane mavi kendini ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar etmiş oluyor. Bunu da böldüğüm zaman ne olacak? 24 bölü 2'den 12 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 12'ye. A'dan hareket eden bir kimse B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir? Burada ne yapacağız? Bakın
Sağa, 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 yukarı, 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 yukarı. Şimdi toplamda arkadaşlar 5 sağa, 4 yukarı değil mi? Şöyle 5 sağa, 4 tane yukarı. Şimdi bu tekrar permütasyon oldu. 9 faktöriyel bölü 5 tane S için 5 faktöriyel, 4 yukarı için 4 faktöriyel arkadaşlar. Bakın doğru cevabımız A şıkkı. Geldik son sorumuza. Yukarıda verilen şekilde işaretli İ harfinden başlanıp yalnızca komşu harflere geçilerek kaç farklı şekilde İbrahim ismi okunabilir diye soruyor arkadaşlar. Bakın yol problemi gibi yapacağız aynı. Şöyle İbrahim, bakın şu şekilde bir sıralamayla İbrahim oluyor mu? Evet, bakın bir tanesini buldum ya. Tamam. O yüzden bak şunları yukarı diyelim, şu mavilere. Şunları da ne diyelim arkadaşlar? Aşağı doğru gittiği için aşağı diyelim. Yani 3 tane yukarı, 3 tane aşağı olmuş oldu. O zaman bu da tekrar permütasyon. Tüm durum 6 faktöriyel. Yukarılar 3 tane, aşağılar da 3 faktöriyel arkadaşlar. Buna göre bakın 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 3 faktöriyel 6 zaten. 6 ile bu 6 birbirini götürdü. 5 çarpı 4'ten 20 geldi. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.